Sayın rektörüm, sayın dekanım, değerli hocalar, sevgili öğrenciler. Öncelikle siz değerli katılımcıları şahsım ve bakanlığım adına saygıyla selamlıyorum. Bugün burada Türk Halk Bilim Çalışmalarının öncü ismi Profesör Doktor Sedat Deiz Örnek'in ölümünün 34. yılında anmak için yer alırız. Öncelikle hayatının Türk folkloru ve Anadolu kültürüne vakfetmiş olan Örnek hocamızı ölüm günlüğünde saygıyla anıyor ve bu törende konuşmacı olarak yer almaktan onun duygumu belirtmek istiyorum. Değerli katılımcılar, bildiğiniz gibi ülkemizde üniversiteler bünyesinde halk bilim folklor çalışmaları henüz başlamamışken ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 1966 yılında bir folklor enstitüsü oluşturuldu. Burada başlayan çalışmaları bugün genel müdürlüğün yaptığım Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'nde sürdürmekteyiz. Yaşamını folklor çalışmalarını bilimsel bir temele oturtmaya vakfeden Sedat Reis Örnek Hoca'nın alana getirdiği yaklaşım ile yetişen folkloristlerin önemli bir çoğunluğu bugün genel müdürlüğümüzün uzman kadrosu içerisinde yer almaktadır. Buna binaen Sedat Reis Örnek'in 1977 yılında yayınlanan Türk Halk Bilimi adlı önemli çalışmasına ulaşmanın sıkıntısını yaşayanlar için kitabı 1995 yılında yeniden basarak halk bilimine gönül verenlere katkıda bulunduğumuza inanıyoruz. Değerli katılımcılar, bilgi ve teknoloji çağında yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz dünya bize hızlı değişimler yaşatıyor. Bu değişimlere karşı ayakta kalmak folklor içinde her geçen gün zorlaşıyor. İşte bu noktadan UNESCO 2003 yılında somut olmayan kültürel mirasın koruma sözleşmesi oluşturmuştur. Ülkemizin de taraf olduğu bu sözleşmeyle topluluklar arası diyaloğu önemli bir aracı olan kültürel çeşitliliği dünyada yükselen değerler arasına sokmak amaçlanmaktadır. Biz de ülkemiz adına yaptığımız çalışmalar ile bugüne dek 11 unsurumuzun insanlığın somut olmayan kültürel mirasının temsil listesine kaydetmiş bulunmaktayız. Ebru Sanat üzerine hazırlayıp sunduğumuz dosyamızın 24-28 Kasım ayında Paris'te düzenlenecek olan UNESCO'da düzenlenecek olan komitede nihai karar bağlanmasını bekliyoruz. Böylece kayıtlı unsurlarımızın sayısını 12'ye yükselteceğiz. Hükümetler Arası Komite söküm sözleşmesinin yürütme organıdır. Ve Türkiye bu yıldan itibaren 4 yıl süreyle komite üyesidir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanımız Sayın Abdülkadir Güler Hocamızı da genel müdürlüğün teklifiyle bu komitede ülkemizi temsil eden heyette yer aldı. Böylece Ankara Üniversitesi'nden bir öğretim üyesinin ilk defa Hükümetler Arası Komitede yer aldığını vurgulamak istiyorum. Bu 4 yıllık süreçte ülkemizin olduğu kadar dünyanın somut olmayan kültürel mirası ile ilgili ve başarılı işler yapacağımıza olan inancım tamdır. Ankara Üniversitesi ile yürüteceğimiz ortak çalışmaların bundan sonra da her platformda devam edeceğini umuyoruz. İşte bugün geldiğimiz bu nokta, bundan yıllar önce halk bilimine önem veren, değer katan Sedat Beyiz Örnek ve onun gibi hocaların oluşturduğu tarihsel hafızanın birer üstü düşünmüştür. Bu proje kapsamında Sedat Beyiz Örnek sanal belgeliği oluşturmak ve biyografisini yazmak çalışmalarını çok değerli bulduğumu söylemek istiyorum. Halk bilim alanındaki önemli akademik çalışmalarını Ankara Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Dil Kurumu gibi önemli kurumlarda sürdürmüş olan Profesör Doktor Sedat Beyiz Örnek'in halk bilim alanına geçirdiği çok yönlü bakış açısının daha yakından
ve derinden bilinmesi gerektiğine olan inancımı ileriyle sizlerin sevgi ve saygıyla selamlıyorum.